Burası Sinan Erdem. Burası İstanbul. Benim yerim burası. Sevgili Anadolu Efesler, değerli basketbol severler, Anadolu Efes Stüdyo'nun ilk yayınına hepiniz hoş geldiniz, şeref verdiniz. Gerçekten hepimiz çok heyecanlıyız. Turkish Airlines EuroLeague'de 2020-21 sezonunun ilk maçına bu akşam çıkacağız. Rakibimiz Zenit St. Petersburg olacak ve hepiniz çok iyi biliyorsunuz artık. Artık hikaye kaldığı yerden devam edecek. Yeni normal döneminde maçlarımız seyircisiz olsa da Anadolu Efes Stüdyo ile maç deneyiminizi dijital ortama taşıyacağız ve EuroLeague'de ev sahibi olduğumuz maçlardan önce sizi yayınlarımızda ağırlayacağız. Az önce genel olarak şu anda Sinan Erdem'de ısınmasını sürdüren Zenit St. Petersburg'lu oyuncuları gördünüz. Az sonra takımımızın oyuncuları da bir bir çıkacaklar ve ısınmaya başlayacaklar bu önemli karşılaşma için, sezonun ilk maçı için. Peki sevgili Anadolu Efesler, değerli basketbol severler, Anadolu Efes Stüdyo'da neler olacak? Sürpriz konuklar, eğlenceli içerikler, sevimli maskotumuz Çaylak, elbette onu da çok özlediniz. Dikkat çekici istatistikleri paylaşacağız sizlerle. Cazip ödüllü yarışmalar, videolar, fotoğraflar, bunlar hepsi Anadolu Efes Stüdyo'nun içinde. Kısacası alıştığınız maç deneyimini sizlere dijital ortamda da yaşatacağız. Bunu nasıl yapacağız? Anadolu Efes Spor Kulübü'nün resmi Twitter hesabı aracılığıyla şu anda canlı yayındayız ve Anadolu Efes Stüdyo'yu sizler takip ediyorsunuz. Az önce konuklarımız olacak demiştim. Çok önemli iki ismi ağırlayacağım. Ben Mustafa Özmen, Anadolu Efes Stüdyo'da. İlki Anadolu Efes Spor Kulübü Genel Direktörü Sayın Alper Yılmaz. Bir diğeri de kulüp tarihimizin önemli oyuncularından Ermal Kuço bizlerle birlikte olacak. Anadolu Sağlık Merkezi ile birlikte meme kanserinde erken tanının önemine dikkat çektiğimiz ve bu yıl 7. kez gerçekleştirdiğimiz Pembe Top Sağda projemizle ilgili de pek çok içerik ve sürpriz ödüller sizleri bekliyor olacak. Tüm taraftarlarımızı, siz değerli Anadolu Efeslileri, Anadolu Efes Stüdyo ile birlikte sezon boyunca benim yerim burası demeye davet ediyoruz. Hadi siz de lütfen şimdi sosyal medyada eşinizle, dostunuzla, arkadaşlarınızla, tanıdıklarınızla bu linki paylaşın. Tweet'i retweet edin lütfen ki çok daha fazla sayıda Anadolu Efesli'ye, basketbol severe hep birlikte ulaşabilirim. Ayrıca bugün Dünya Kahve Günü. Dünya Kahve Günü olduğunu da unutmayalım. Ve bu fırsattan istifaden de değerli partnerimiz Kahve Dünyası'nın Dünya Kahve Günü'nü ve siz sevgili basketbol severlerin de Dünya Kahve Günü'nü hep birlikte kutlamış olalım. Evet, az önce aktardım size. Maç deneyimini size yaşatacağız ya. Onlardan bir tanesi, biliyorsunuz, Sinan Erdem Spor Salonu'nda olduğunuzda bir molayı selfie molası olarak kullanıyorduk. Ve sizler fotoğraflarınızı çekip videolarınızı kaydedip sosyal medyada benim yerim burası etiketiyle paylaşıyordunuz. Şimdi de aynı şeyi yapacağız. Lütfen bizi takip ederken fotoğraflarınızı çekin, videolarınızı kaydedin ve sosyal medya hesaplarımızda benim yerim burası etiketiyle paylaşmayı da unutmayın. Anadolu Efes Stüdyo sizlere çok özel hediyeler ve Fan Club puanları da kazandıracak. Çaylak soruyor ve ilk 5 quizini bugün yine Anadolu Efes Stüdyo'da gerçekleştiriyor olacağız. Ve onları kaçırmamak için de lütfen yayının sonuna kadar bizden ayrılmayınız. Evet sevgili Anadolu Efesliler, Covid-19 pandemisi döneminde taraftar buluşmaları, basın toplantıları, anketler, eğlenceli içerikler, iletişim kampanyaları, partner yarışmaları ve medya buluşmaları gerçekleştirdik. Sizi salonumuzda ağırlayamasak da sosyal izolasyon dönemindeki dijital etkinliklerimizle evlerinize konuk olmuştuk. Gelin şimdi sosyal izolasyon döneminde gerçekleştirdiğimiz bu projelerle ilgili kısa bir tura çıkalım hep birlikte.
Evet, bu zorlu dönemde gerçekten çok keyifli işlere imza attık. Şu anda da yönetmenimizden rica edeyim, lütfen oyuncularımızı göstersin sizlere. Isınma hareketlerini sürdürüyorlar. Bryan Dunstan, Adrian Muarman, Rodrigue Bobois, Buğrahan Tuncer ve Timo Pleiss şu anda maç için hazırlanmaya, ısınmaya başladı bile. Evet, sevgili basketbol severler, değerli Anadolu Efesliler, Covid-19 salgını dönemi ülkemize yeni ödüller kazandırdığımız bir dönem de oldu aynı zamanda. Euroleague tarafından 4. kez Avrupa'nın en iyi pazarlama yapan takımı seçilerek çok önemli bir başarı kazandık. Kulübümüz pazarlama ekiplerinin başarısını değerlendiren The Hammers Awards'ta da Covid-19 salgını sürecini en iyi yöneten ve kültür, sanat ve spor sektöründe en iyi pazarlama yapan takım olmak üzere tam 2 ödül kazandı. Kazandığımız çok önemli ödüllerden bir diğeri de Euroleague One Team Altın Ödülü'ydü. Beylikdüzü Belediyesi ile işbirliğiyle gerçekleştirdiğimiz ve özel sporcuların sosyal gelişimine katkıda bulunduğumuz sosyal sorumluluk projemiz üst üste 2. yıl, evet tekrar ediyorum, üst üste 2. yıl altın ödülün sahibi oldu. Altın ödül kazanan tek Türk takımı olan Anadolu Efes aynı zamanda Avrupa genelinde bu ödülü 2 kez kazanan da tek takım konumunda. Bu ödülleri kazanmamızda emeği geçen herkese bir kez daha Anadolu Efes Spor Kulübü olarak teşekkürlerimizi sunuyoruz. Evet sevgili Anadolu Efesliler, yayınımızın başında iki çok değerli konuğum olacağını söylemiştim sizlere. İşte onlardan ilki hemen yanımda Anadolu Efes Spor Kulübü Genel Direktörü Sayın Alper Yılmaz'la birlikteyiz. Ve kendisinin duygu ve düşüncelerini alacağız. Hem sezonla ilgili hem daha sonra başlayacak karşılaşmayla ilgili. Sayın Yılmaz hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hepimize hayırlı olsun. Umuyorum hedeflediğimiz yayın kalitesiyle taraftarımıza en azından sosyal medya üzerinden ulaşmayı başarabiliriz. Onları gerçekten çok özledik. Biliyorsunuz biz Mart ayından beri resmi maçımızı ilk defa geçen cumartesi oynadık ama kendi evimizde oynadığımız ilk maç bu. Uzun zamandır hasret kaldığımız Euroleague açısından da ilk maç bu. Dolayısıyla bizim için anlamı çok büyük. Tabii ki seyircimizi yanımızda, taraftarımızı yanımızda isterdik. Onların desteğini her zaman hissediyoruz. Ama onları da bu salonda tekrar bizi desteklerken görmek en büyük arzumuz. Geçen seneden yarım kalmış bir işimiz var. Bu maçla beraber o yolda tekrar ilerlemek istiyoruz. Onların desteğine evlerinde de olsalar, dışarıda da olsalar her zaman ihtiyacımız var. Lütfen bizi bulundukları yerden desteklemeye devam etsinler. Sayın Alper Yılmaz çok önemli ve çok özel bir şey söylediniz. Yarım kalan bir işimiz var. O işi tamamlamak istiyoruz. Hikaye kaldığı yerden devam ediyor diyoruz. Ve bu senede 45. yılımızı kutladığımız bir sezon. 2020-2021 sezonu. 1976 yılında kurulmuş bir kulübümüz. O yüzden de çok daha büyük anlam ifade edebilir değil mi bu yıl gelecek şampiyonluk? Belki de her şey nasip kısmet deriz ya biz. Belki de böylesi daha iyi olacak. Ne dersiniz? Yani, tabii ki hedefimiz önce playofflar, sonra Final Four ve sonra da şampiyonluk bu sezon. Ama yolumuzun çok zor olduğunu biliyoruz. İşimizin çok zor olduğunu biliyoruz. Adım adım gitmek gerekiyor. İlk adımı da bugün başlamak. Kendi evimizdeki Zenit St. Petersburg maçıyla başlamak istiyoruz. Geçen sene olsaydı neden bu sene oldu demezdim ama önümüzdeki sene 45. senemizde bir Avrupa şampiyonluğunu kazanabilmeyi tabii ki çok istiyoruz. Ayrı bir anlam katar ama mühim olan sonunda ulaşmak istediğimiz yere sağlam adımlarla ilerleyebilmek. Sayın Yılmaz, 2020-2021 sezonuna az sonra oynayacağımız Zenit St. Petersburg maçıyla başlayacağız. Siz de oyunculuk kariyerinizden de çok iyi biliyorsunuz ki böylesi uzun soluklu turnuvalarda, mücadelelerde ilk maç çok önemli. Bu maç özelinde neler söylersiniz? Tabii benim oyunculuk dönemimle şimdiki format arasında çok büyük bir fark var. Yani önce 34 maçlık bir seri ki inşallah sonuna kadar oynanabilir ve bütün sezonu tamamlayabiliriz. Hiçbir aksaklık kesinti olmaz. Bütün oyuncularımız, bütün takımların oyuncuları özellikle Covid-19 pandemisinden ve diğer rahatsızlıklardan uzak olur ve hak edenin sonuna kadar gidebildiği bir sene olur. 34 maç oynayacağımız bir sezonda her maçın ayrı bir önemi var ama telafi edilemeyecek de hiçbir maç yok. Biz tabii ki evimizde galibiyetle başlamak istiyoruz. Kaldığımız yerden kazanarak devam etmek istiyoruz. O yüzden elimizden geldiği şekilde hazırlanmaya çalıştık ama Avrupa'daki hiçbir takımın iyi bir hazırlık dönemi geçirdiğini düşünmüyorum. Evet maalesef böylesi sıkıntılı. Özellikle içinde bulunduğumuz şartlardan dolayı işte oynadığımız takımlar ya da oynayamadığımız iptal edilen maçlar gibi hiçbir takımın iyi bir hazırlık dönemi geçirdiğini düşünmüyorum.
Ama biz kafaca bulunduğumuz yerde hazırız ve kazanmak için sahaya çıkacağız. İyi basketbol oynamak için sahaya çıkacağız. Elimizden gelen mücadeleyi göstereceğiz. Bu noktada önemli olan bir şey var ki sevgili Alper Yılmaz. Kadromuzu korumak önemliydi. Bu noktada baktığımızda EuroLeague tarihindeki diğer takımların, üst düzey kaliteli büyük başarılar elde eden takımların bu önemli faktörü yerine getirdiğini görüyoruz. Geçen seneki kadromuzdan Alec Peters ayrıldı. Erten Gazi takviyesi geldi. Kadromuzu korumanın nasıl bir önemi vardı sizce? Birbirine alışık oyuncuların ve antrenöre alışık oyuncuların sistemi benimsemesi ve bir arada uyum içerisinde oynaması zaten bir yerden sonra ezberlemesi, kimin nerede nasıl oynayacağını ezberlemesi bir takım için çok büyük bir avantaj. Ama tabii yanında dezavantajları da getiriyor. Çünkü rakip de sizi artık biliyor. Sizin nasıl oynadığınızı, neler yapabileceğinizi gayet iyi biliyor. Biz geçen sezon oynadığımız basketboldan çok mutluyduk. Ve aynı basketbolu sahaya yansıtabileceğimizi düşündüğümüz için gerçekten yönetim kurulumuzun da çok büyük katkılarıyla, fedakarlıklarıyla, özellikle içinde bulunduğumuz ekonomik durumda bütçemizi düşürmeyerek aynı kadroyu koruyabilme imkanı verdikleri için şanslı bir ekibiz. Bu şimdi bize verilen şansı iyi değerlendirip sonuna kadar gitmek istiyoruz. Takımın birbiriyle uyum içerisinde olacağını, herkesin rollerinin belli olduğunu biliyoruz. Bu bize bir avantaj sağlayacaktır. Ama dediğim gibi mücadele etmeden, oynamadan, taraftar desteğinizi arkanıza almadan kazanabilmek çok kolay değil. Her maça adım adım gitmek lazım. Her ne kadar Anadolu Efeslileri mevcut koşullar gereği salonumuzda ağırlayamasak da şu anda Anadolu Efes stüdyo aracılığıyla onlara ulaşıyoruz. Taraftarımıza neler söylemek istersiniz Sayın Yılmaz? Öncelikle bütün oyuncularımızın da yaptıkları röportajlarda, antrenörümüzün de yaptığı röportajlarda belirttiği gibi hepsinin yeri bizde çok ayrı. Biz son iki sezondur onlarla gerçekten Sinan Erdem spor salonunu ağır bir deplasmana çevirebilmeyi başardık. Senin de bunda bir katkın var. Sana da çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun, teşekkür ederim. Dolayısıyla onların eksikliğini tabii ki hissedeceğiz. Ama evlerinde ya da iş yerinde ya da sokakta bizi destekleyen, maçı seyretmese bile bizim yanımızda olduğunu bildiğimiz insanların varlığı bizi kuvvetlendiriyor. Lütfen bizi desteklemeye devam etsinler. En kısa zamanda onları da bu salonda tekrar aramızda görmeyi istiyoruz. İnşallah hedefimize doğru onlarla beraber yürüyeceğiz. Ve Mayıs ayında inşallah Almanya'ya şartları iyi olursa hep beraber seyahat edeceğiz. Son olarak ben bugünün anlamı bakımından da bir şeyler söylemek istiyorum. Yedincisini yaptığımız bir farkındalık projemiz, sosyal sorumluluk projemiz var Anadolu Sağlık Merkezi ile beraber. Pembe Top projesi. Bu bizim gerçekten çok önem verdiğimiz sosyal sorumluluk projelerinden biri. Herkesi meme kanserinde farkındalığa çağırıyorum. Lütfen bugün sosyal medya hesaplarında bizim yayından sonra bununla ilgili de bir paylaşım yaparlarsa en azından ülke genelinde bir farkındalık uyandırmada bir katkıları olur. Onlardan bunu da rica ediyorum. Teşekkür ediyorum. Biz de size çok teşekkür ediyoruz. Sevgili Anadolu Efesliler, Anadolu Efes Stüdyo'da Anadolu Efes Spor Kulübü Genel Direktörü Alper Yılmaz'ı ağırladık. Hem sezonla ilgili hem takımımızın durumuyla ilgili hem maçla ilgili hem de gerçekleştirdiğimiz sosyal sorumluluk projemiz Pembe Top sahada ile ilgili olarak görüşlerini aldık. Kendisine bir kez daha teşekkür ediyoruz. Ermal Kuço'nun az sonra konuğum olacağını bir kez daha hatırlatmak istiyorum sizlere. Bu arada siz değerli basketbol severlere de bir kez daha hatırlatmış olalım ki bu akşamki maçımız saat 20.30 itibariyle beIN Sports Haber'de canlı olarak yayınlanacak. Anadolu Sağlık Merkezi İşbirliği ile meme kanserinde erken tanıya dikkat çekmek için hayata geçirdiğimiz Pembe Top Sahada projesinin 7. yılındayız sevgili Anadolu Efesliler. Hepinizin bildiği gibi kendi evimizde oynadığımız ilk EuroLeague karşılaşmasının hava atışını Pembe Top'la yapıyoruz. Bugüne kadar Beren Saat, Bergüzar Koral, Sinem Kobal, Elçin Sangu, Özge Özpirinççi ve Bensu Soral'ın elinden havalanan Pembe Top bu yıl sevgili Neslihan Atagül Doğulu'ya emanet. Bu yıl pandemi önlemleri nedeniyle hava atışını maalesef salonumuzda gerçekleştiremesek de Pembe Top farkındalık için yeniden sahada olacak. Pembe Top Sahada projesi 7. yılında çok özel bir buluşma gerçekleştirdi ve salgın önlemleri nedeniyle bu yıl maç anında gerçekleştirilemeyen hava atışı için projenin gönüllü destekçisi Neslihan Atagül Doğulu, altyapımızdan yetişerek NBA'ye giden Cedi Osman ve takım kaptanımız Doğuş Balbay'la bir araya geldi. Bu anların videosu da kısa süre içerisinde Pembe Top Sahada sosyal medya hesaplarında yayınlanacak. Evet, canlı yayınımıza 7 yıldır verdiğimiz önemli mesajlarla devam ediyoruz. Yine aynı sosyal sorumluluk projesi çerçevesinde ve meme kanserinde erken tanı hayat kurtarır diyoruz. Her 8 kadından birini etkileyen meme kanserinde
özellikle 40 yaş üstü kadınların yılda bir kez doktor kontrolüne gitmesi ve meme taramalarını düzenli yaptırması hayati önem taşıyor. Buradan tüm kadınları ve hayatındaki kadınların sağlığına değer veren herkesi bir kez daha farkındalığa davet ediyoruz. Meme kanserinde farkındalık için pembe top sahada diyoruz. Evet sevgili Anadolu Efesliler, şimdi Anadolu Efes Stüdyo'ya kısa bir ara verelim. Kısa bir aranın ardından sizlerle birlikte olacağız. Sakın bir yere ayrılmayın. Kaptan ne oldu ya? Uzaklara daldın. Gözüm dalmış ya. Sanki sürekli hava atışıyla çıkıyor. Bütün topları ben alıyor gibi. Pembe top sahada yaklaşıyor kaptan. Yine sen çıkarsın hava atışını. O adana geldi herhalde. Hadi gidelim. Yine 7 yeniden pembe top sahada. Farkındalığın 7. yılında pembe top bende. Farkındalıksa artık her yerde. Sevgili Anadolu Efesliler, Anadolu Efes Stüdyo devam ediyor. Yeniden hoş geldiniz. Evet, yarışmalar yapacağız demiştik. Şimdi Çaylak soruyor zamanı. Sevimli maskotumuz Çaylak, biliyorsun, biliyorum. Onu da çok özlediniz. Burada salonda, yani Sinan Erdem'de Çaylak. Çünkü onun da yeri burası. Ama her an her yerden gelebilir. Ay işte bu, işte geldi Çaylak. Çaylak hoş geldin. Hoş geldin Çaylak. Seni alayım şöyle biraz. Evet, Çaylak soruyoru gerçekleştireceğiz seninle birlikte. Önce bir sorum var ama sana. Özledin mi Anadolu Efesleri? Ah hem de nasıl, hem de nasıl özledim. O zaman onlara işte şöyle bir kalp yaparak sevgilerini gönderiyorsun. Bir de öpücüklerini mi göndersen acaba şöyle uzaktan? Evet, çok teşekkür ediyoruz sevgili Çaylak. Çaylak soruyor zamanı. Her zaman bildiğiniz gibi sevgili Anadolu Efesliler, salonda gerçekleştirdiğimiz Çaylak soruyoru bu kez dijital platformda gerçekleştireceğiz. Bir taraftarımız yayına bağlanacak. Ona iki soru yönelteceğiz ve iki soruyu da doğru bilmesi halinde ne kazanacak Çaylak? Pembe top kazanacak, evet. Pembe top kazanacak ama özel bir pembe top olacak bu. Çünkü imzalı bir pembe top. Evet, bakalım şimdi hattımızda kim var? Merhabalar. Merhabalar Mustafa abi. Duyabiliyor musunuz beni? Evet, çok iyi. Sesim geliyor mu? Geliyor, geliyor. Tanıyalım sizi lütfen. Merhabalar. Biz son 3 yıldır sahada tribünde destekliyorduk. Aykut Doğandor ben. Evet. Şu an benim de ne yazık ki tayinim çıktığı için Diyarbakır'dayım. Aranızda bu şekilde olmaktan ayrıca mutluluk duyuyoruz. Sizi bu şekilde ağırlamak da gerçekten bizim için çok büyük keyif. İnanın biz de çok heyecanlıyız. Anadolu Efes Stüdyo'nun ilk yayınını gerçekleştiriyoruz. Aykut Doğan Doğru bizle birlikte olacak ve yarışacak. Hemen ilk sorunuz gelsin. Çaylak soruyorum formatını zaten çok iyi biliyorsunuz. Görelim ilk soruyu. İşte ilk soru gelsin. Anadolu Sağlık Merkezi işbirliğiyle hayata geçirdiğimiz Pembe Top Sağda projemiz bu sezon kaçıncı kez düzenleniyor? A1, B2, C3, D7. D7. Aykut Bey emin misiniz? Evet, çok eminiz. D7 dedi Aykut Bey. Bakalım ikinci soruyla devam edelim. Pembe top sahada projemizin yeni sezon tanıtım filminde hangi iki oyuncumuz yer almıştır? A. Larkin ve Simon, B. Doğuş ve Sertaç, C. Singleton ve Tolga, D. Plyce ve Dunstan. Sosyal medya hesabı... Doğuş ve Sertaç. Alıyorum cevabınızı. B. Doğuş ve Sertaç. Emin misiniz? Doğuş ve Sertaç B şıkkı. Emin misiniz? Eminim. Eminsiniz. Peki görelim doğru yanıtları. Gelsin doğru yanıtlar. Doğru yanıtlar evet. D7 ve B. Doğuş ve Sertaç. Doğru bildiniz Aykut Bey. Sizi tebrik ediyoruz. Ve imzalı pembe top sizin oldu. Arkadaşlarımız en kısa sürede sizle iletişime geçecekler ve imzalı pembe topu size gönderecekler. Hem bizle birlikte olduğunuz için hem de Pembe Top Sahada projesine destek verdiğiniz için çok teşekkür ediyoruz size bir kez daha. Biz teşekkür ederiz Mustafa abi. Görüşürüz. Görüşmek üzere. Maç keyfini de sakın kaçırma. Karşılaşma beIN Sports Haber'de.
Check-in yapmayı unutmayın arkadaşlar. Bravo. Bir güzel mesaj da geldi Aykut Bey'den. Check-in yapmayı unutmayın. Ama check-in sistemi biraz değişti. Artık check-in yerine maça desteğini göster butonu var uygulamamızda. Uygulamanız yoksa bir an evvel yenileyin veya yükleyin veya güncelleyin ve maça desteğini göster butonunu tıklayın. Çaylak, sana da teşekkür ediyoruz. Son bir kez lütfen ilet mesajını Anadolu Efeslilere. Neler söyleyeceksin? Evet, evet, çok seviyorum sizi. Benim yerim burası diyor Çaylak. En kısa zamanda salonda buluşmak üzere. Ne için? Hep birlikte eğlenmek için, dans etmek için, keyifli anlar yaşamak ve maç heyecanına hep birlikte ortak olmak için. Çaylak Çift Sıfır etiketiyle çektiğiniz fotoğrafları, kaydettiğiniz videoları da paylaşmayı lütfen ama lütfen unutmayın. Çok teşekkürler Çaylak. Seni uğurlayalım şimdilik. Yeniden birlikte olacağız diğer yayınlarda. Alabilirsin tabii. Pembe top senin, pembe top sahada. Evet sevgili Anadolu Efesliler, sevgili Çaylak'a da çok teşekkür ediyoruz. Ve şimdi de başta söylemiştik, istatistikler paylaşacağız sizlerle demiştik. O istatistikleri paylaşma zamanı, sezonun ilk Turkish Airlines Junior League maçı öncesinde oyuncularımızın dikkat çeken bazı istatistiklerini ve bazı önemli bilgilerini paylaşacağız. İşte şu anda geldi ekrana. 2020-21 sezonu Kaptan Doğuş Balbay'ın kulübümüzdeki tam 10. sezonu olacak. Tebrik ediyoruz kaptanımızı ve istikrarlı performansı ve bizlere yaşattığı güzel anlar için bir kez daha teşekkürlerimizi sunuyoruz Kaptan Doğuş Balbay'a, Dodo'ya. Kaptanımızın bir istatistiki bilgisiyle devam edeceğiz bu kez. Bu karşılaşmada bir top çalması halinde Euroleague kariyerinde de toplam 100 top çalmaya ulaşacak Kaptan Doğuş Balbay. Bir diğer oyuncumuzla devam edelim ve onun istatistik bilgisini paylaşalım. Kulübümüzde 6. sezonuna başlayan Bryant Dunstan'sa Petar Namoski ile birlikte formamızı en çok giyen yabancı oyuncu oldu. İkinci kaptanımız Bryant Dunstan'a da bugüne kadarki katkıları için çok teşekkür ediyoruz. Ve bir diğer başarılı Amerikalı oyuncumuzla devam edelim. Evet, James Anderson. James Anderson da bu karşılaşmada 3 rebound alması durumunda Euroleague kariyerinde toplam 500 rebound'a ulaşmış olacak. Sevgili Anadolu Efesliler, değerli basketbol severler, Zenit St. Petersburg karşılaşması öncesinde her iki takımın baş antrenörlerinin karşılaşmayla ilgili açıklamaları oldu. Şimdi de o açıklamaları paylaşmak isteriz sizlerle. Önce rakip Zenit St. Petersburg'la başlayalım. Baş antrenörü Xavi Pascual'ın açıklamalarına hep birlikte göz atalım. Yeni sezonun ilk maçı için çok heyecanlıyız. Maalesef geçen sezon tamamlanmasa da yeni sezonun başlangıcı için çok motiveyiz. Geçtiğimiz sezonun en iyi takımı olan ve kadrosunu koruyan bir ekiple karşılaşacağız. Bence Euroleague'in en çetin rakiplerinden biri konumundalar. Bu sezon Euroleague'i kazanmaya çalışacaklar. Ve şimdi de baş antrenörümüz Sayın Ergin Ataman'la devam edelim. Sayın Ataman kısa ve net bir açıklama yaptı. Zenit St. Petersburg'un çok iyi bir antrenörü ve tecrübeli skorer oyuncuları var. Euroleague'e kazanarak başlamak istiyoruz dedi Sayın Ataman. Değerli Anadolu Efesliler, Anadolu Efes Stüdyo devam ediyor. Lütfen sosyal medyada, Twitter adreslerinizde linki paylaşmayı, retweet yapmayı ve çok daha fazla sayıda Anadolu Efesli'ye, basketbol severe ulaşmayı unutmayınız. 45. yılımızı kutlayacağımız 2020-21 sezonu öncesinde gerçekleştirdiğimiz Euroleague Medya Günü'nde yine çok özel anlar, çok güzel dakikalar yaşandı. 24 partneri konuk ettiğimiz bu özel günde 20 sette 25 binin üzerinde fotoğraf çekildi. Şimdi de Euroleague Medya Günü ile ilgili hazırladığımız videoyu hep birlikte izliyoruz. Buyurun.
Yeniden birlikteyiz sevgili Anadolu Efesler. Anadolu Efes Stüdyo tüm hızıyla devam ediyor. Maçın başlamasına yaklaşık 35 dakikalık bir süre kaldı. Takımımızın sahaya çıkmasını da büyük bir heyecanla ve sabırsızlıkla bekliyoruz. İki konuğum var demiştim başta. İşte onlardan ikincisi şimdi yanımda. Anadolu Efes Spor Kulübü tarihinin en önemli ve en başarılı oyuncularından bir tanesi. Evet, onu çok seviyorsunuz biliyorum. Ermal Kuço bizlerle birlikte. Ermal hoş geldin. Hoş bulduk. Çok özel bir gün yaşıyoruz. Çok farklı duygular yaşıyoruz. Salonda seyirci yok ama biz yine de dijital mecra aracılığıyla seyircimize ulaşmaya çalışıyoruz. Anadolu Efes Stüdyo'yu gerçekleştiriyoruz ve bunun aracılığıyla da seni değerli Anadolu Efeslilerle buluşturmak bizim açımızdan büyük bir heyecan. Sen neler hissedersin? Yani Anadolu Efes hep ilklerin takım olduğu için bu da çok büyük sürpriz olmadı aslında. Tek bir derdim var. Alper Yılmaz'dan sonra nasıl bir performans göstereceğim ona dert yanıyorum şu anda. Acaba ben önce çıksam sonra kapanışı Alper Bey'le yapsaydınız daha iyi olurdu ama. Ben eminim ki şimdi de çok keyifli bir sohbetimiz olacak. Alper Yılmaz'ı ağırladığımızdan biraz daha uzun bir süre ağırlayacağız seni. Öncelikle onu söyleyebilirim. Bir ikinci uyarım da sevgili Ermal. Az sonra takım çıkacak. Belki o sırada seni bölmek durumunda kalırım. Şimdiden seni uyarmış olayım. Lafı bile olmaz. Los Angeles Clippers'ın uluslararası pro direktörlüğünü yapıyorsun sevgili Ermal. Ama ben oraya gelmeden önce Anadolu Efes'in geçen seneki performansı ile ilgili ve bu sezonla ilgili öngörülerini almak isterim. Senden neler söylersin? Ya bence şu sahada çıkan Anadolu Efesli oyuncuları biraz tanıyorsam hem eski oyuncu olarak hem yaptığım işten dolayı bence bir haksızlığa uğradıklarını ve o haksızlığa uğradıkları için bu sene ekstra motivasyonlu çıkacaklarını düşünüyorum. Umut ediyorum. Bir eski Efesli olsam da kendim hep Efesli, yani bu eskiyi biraz düşürmeye çalışıyorum hep Efesli. Yani bir kere Efesli olan hep Efesli kalır ya. Objektivitemi biraz da kaybediyorum açıkçası. Ama da sonuna kadar hakkın olduğunu düşünüyorum. Yani hem kulüp tarihinde geçirdiğin kariyerle hem de bir de oyuncu olarak senin ne kadar hırslı, ne kadar istekli işte ve ne kadar başarıya ulaşmak isteyen birisi olduğunu yani biliyorsun. Yani bir oyuncunun gurur duyacağı şeyleri olur kariyerinde. Beni sevenim var, sevmeyenim var. Oyunculuk açısından ben hiçbir zaman hiçbir takımın oynadığım hiçbir takımda en yetenekli oyuncu değildim. Ama kimse benim hakkımda şunu söyleyemez. Bugün %100'ünü vermedi. Yani ben her zaman formanın hakkını vermeye çalıştım. Ama Efes'e karşı bir özel bir bağım olduğu için manevi bir sevgim var Efes'e karşı. O yüzden çok farklı bir şekilde duygularla oynadım. Tam da böyle duygusal konulara girmişken seni biraz gerilere götüreyim ve en unutamadığım maçı sorayım. Çok hani o kadar fazla var ki. Birkaç tane de söyleyebilirsin. Yani hiç unutmayacağım bir maç var. Benetton Trebizol'e deplasmanda oynadığımız bir maç var. Grup birinciliği için. 13 sayılık bir farkla kazandığımız takdirde grubu birinci bitiriyoruz. Ve o maçı 13. sayısını ben attım. Ender'in verdiği bir pasla. Messina'nın delirdiğini hatırlıyorum. Trajan Langdon'da Antonio Granger muazzam oynadığı bir maçtı. Kaya Peker'in ve Nick Sapırkaç'ın oynamadığı bir maçtı. 2003-2004 sezonundan bahsediyorum. Benim için unutmayacağım maçların başına geliyor. Evet, bu arada yönetmenimizden de rica edelim. Zenit St. Petersburg az önce sahaya çıktı. Takımımızın da parkeye ayak basması yakındır. Biraz duygusal tarafa yine devam edelim Ermal. Eminim seni yine eskilere götüreceğim. Çünkü Merter tesislerinden bahsedeceğiz. Şimdi biliyorsun Merter tesisleri Anadolu Efes Spor Kulübü tarihinde çok önemli bir yeri var. Ama bu sene itibariyle yeni bir tesisimiz, yeni bir yuvamız var. Oranın da koşulları çok güzel, çok modern, son derece iyi bir tesis. Ve uzunca süreli bir anlaşmayla o yeni yuvamıza taşındık. Ama Merter'le ilgili neler hissedersin? Merter tesisleri yani, dediğimde sana. Merter tesislerine karşı bir manevi yakınlığım var muhakkak. Çok sevdiğim bir yer, çok güzel anılarım var. Orada efsane malzemecimiz Adnan Güney'le olsun, Alper Yılmaz'ın kaptanlığını yaptığı senelerde olsun, Kerem Tunçeri'yle, Kerem Gönlüm'le, bizim efsane oyuncularımızla beraber yaşadığımız birçok anılarımız var. Ama ben hiçbir zaman hayatımda gayrimenkule sevgi göstermedim. Merter güzel, manevi bir yaklaşımımız var. Hep anılarımızda kalacak. Şimdi de yeni yuvamızda yeni anılar biriktirme zamanı geldi. Anılarımızı hiçbir zaman kimse almayacak. Hep de aklarımızda öyle kalacak. Fakat Anadolu Efes dedik ya ilklerin takımı. Belki şimdi yeni yuvada oyunculara daha iyi bir şey sunabilmek için daha modern, daha kaliteli bir yere geçer. Çünkü açıkçası Merter'in bir sürü bakıma ihtiyacı vardı artık. Evet. Çok eskimiş çünkü. Doğru. Ama her zaman kalbimizde kalacak bir yer yani. Her zaman kalbimizde kalacak ama şimdi yeni yuvada söylediğin gibi yeni hikayeler yazacağız.
İşte Anadolu Efes geliyor. Efes geliyor. İşte şu anda da kaptan özellikle size özel, siz Anadolu Efeslilere özel hep birlikte takım olarak selamlarını gönderdiler. Sizleri selamladılar, el salladılar. Anadolu Efes stüdyoda ve şu anda bizi takip eden basketbol severlere, Anadolu Efeslilere özel olarak sizi duyuyoruz, yanımızda olduğunuzu biliyoruz mesajı gönderdiler. Şu anda oyuncu ne hisseder Erman? Yani arada kalırım, bomboş olmasına üzülürüm ama üzerimde bir ekstra bir motivasyon hissederim kendimde. Hem dediğim gibi geçen seneden yarıda kalan, haksız bir şekilde yarıda kalan bir hikaye yazılması gerekiyor. İkincisi de boş olduğu için ekstra motivasyona, enerjiye ihtiyacı var. Takım olmanın en önemli zamanı şu anda. Çünkü arkada o devamlı hissettiğiniz o Anadolu Efes taraftarının itici gücü olmadığı için orada mutlaka birbirinizden güç alması lazım oyuncuların. Ve bence takımın uzun zamandır beraber oynamasında en büyük avantaj şu anda. En büyük avantaj olacak. Biraz daha yine gerilere döneyim. Az önce Alper Yılmaz'a pas attın. Alper Yılmaz'la olan arkadaşlığınla ilgili neler söylersin? Çok sevdiğim bir abimdir. Hatta Efes'e ilk geldiğimde Alper abi, Alper abi diye yanına gidiyordum. Şimdi artık Alper oldu. İnanılmaz bir eski hikayemiz var beraber. Başından beri bana evin kapılarını açtı. Sevgili eşi Nilüfer ne zaman pazara gitse, ben o zaman daha evlenmemiştim, bekar yaşıyordum. Eşi ne zaman pazara gitse bana işte meyve alırdı falan. Öyle bir yakınlık hikayemiz var. Geldi Alper. Geldi. Bu yakınlık çok önemli tabii. Çok çok önemli. Efes'in gerçekten en büyük şanslarından biri böyle bir genel direktöre sahip olmak. Bence benim için de özel bir örnek oldu. Basketbolu bıraktıktan sonra nasıl bir yol izlemem gerektiğini her zaman nasihat verir. Bir şeye takıldığım zaman sadece spordan değil, basketboldan değil, normal hayatta da benim bir abimdir. Yani benden 5 yaş büyük olmasına rağmen gerçekten beni çok iyi anlayan biridir. Yakın arkadaş olarak diyebileceğim bir kişidir Alper Yılmaz. Daha fazla övmeyeyim lütfen. Peki, övebilirsin istediği kadar da ben biraz duygusallıktan uzaklaşalım istiyoruz. Epey bir duygusal gitti yani. Hafif şöyle bir gözlerde nemli oldu gibi geldi bana, bilmiyorum. Peki, o zaman şöyle. Yani. Biraz da şimdi Los Angeles Clippers'da çok önemli bir görevdesin. Uluslararası pro direktörlüğünü yapıyorsun. Hangi alanlarda destek veriyorsun? Tam olarak bize yaptığın işi anlatır mısın biraz? Ya şimdi ünvana çok takılmama gerekiyor. Özellikle NBA'ye baktığın zaman biz hepimiz özümüzde yaptığımız iş scouting'dir. Evet. Ama scouting sadece maça git bir oyuncuyu ben oyuncu hakkında bir rapor yaz anlamında olmuyor. Benim asıl görevim Avrupa'da ve daha doğrusu NBA'de olmayıp dünyada işte basketbol nerede oynanıyorsa profesyonel oyuncu, draft yaşı geçmiş olan oyuncular üzerinde bilgi sahibi olmam. Bilgi sahibi olmak demek bu oyuncuların oynama kapasitesi nedir? Özel bilgileri, aile yapısı, karakteri, çalışma isteği vesaire. Bunlara sonuna kadar bilmem. Hazırlık yapıyorum. Yani belki yaptığım bu hazırlık hiç gerek hissedilmeyecek ama belki çok önemli olacak. Ocağın altısında mesela bizim başkan arayıp bizim bir takımda bir açık var. Bunu işte 3 numaralı bir pozisyonda bitirmemiz lazım. Bana 4 tane opsiyon ver. Yani ben şimdi o andan itibaren çalışmaya başlarsam o zaman çok geç kalmış olurum. O bu isteği bana ilettiği zaman ben o 4 oyuncu hemen sunmam gerekiyor. Ona göre listeler yapıyorum ve listeleri ona göre hazırlıyorum. Bu biraz da herhalde yani Amerikalıların felsefesinde olan bir şey ki NBA'de de onu çokça görüyoruz. Her an her şey olabilir. Her an her şeye hazırlıklı olmak lazım. O gün gerektiğinde çalışmak yerine önceden hazırlık yaparak. Ya bu biraz deprem önleyici şeyine yani belki saçma gelebilir ama depreme karşı olabilecek en iyi şey önleyici. Yani binayı yaparken depreme nasıl daha dayanıklı olur? Hani bina düştükten sonra nasıl geri koyarız diye değil de. İnşa ederken. Aynı şekilde aynı temelleri düzgün atmak lazım. Evet. Bütün bilgilere sahip olmak lazım ki karar verme açısından zaman kaybetmeyelim. Çünkü 29 tane takım daha var o oyuncuya bakan ve saniyelerle bunlar oynayabilir. O yüzden
her şekilde hazır olmak gerekiyor. Bu konunun biraz daha detayına girmek istiyorum müsaadenle Erman. Şimdi Anadolu Efes'te baktığında özellikle altyapı takımlarıyla Türkiye'nin en önemli kulüplerinden bir tanesi. Günümüz basketbolunda fizik evet belki çok önemli ama senin o gözlemci durumunla fiziksel özelliklerinin dışında ne gibi özellikler ararsın oyuncuda? Aslında en çok onlara bakıyoruz. Bizim için en önemli şey yani nasıl söyleyeyim, istatistiğe yansımayan şeyleri görüyoruz. Tamam. Yani Türkçesini tam olarak bilmiyorum ama istatistik olarak ölçümü olmayan şeylere bakıyoruz. Nedir bu? Kendine özgüven, ondan sonra enerji, motor, antrenman yapma isteği, takımdaşlık, vücut dili, psikolojisi. Psikolojisi tabii ki bunlar çok önemli şeyler. Özel hayatıyla ilgili bilgi, zor zamanlarda baskı altında nasıl cevap verir, koça karşı olan diyalog, iletişim becerileri. Bunlar çok önemli şeyler. Bunların olmazsa olmaz. Çünkü sonuçta yeteneğini bir şekilde herkes bir videoda Amerika'da Los Angeles'te benim şefim evet. oturduğu yerden yeteneğini bir şekilde görüyor. Görüyor. Yani hele şu anda teknoloji çağında hemen maç biter bitmez o oyuncuyu bir şekilde görüyor. Ama benim esas ulaşmaya çalıştığım bilgiler aslında o yüzden ben hep maçlara geliyorum. Bazen arkadaşlarım, mesela bir arkadaşımla maç izlerken skoru soruyor. Ben de o anda izlediğim oyuncuya bakıyorum. Skorla hiç skorun bile farkında değilsin. Maçtan evet. çıkmış, koç fırça atmış. Onun davranışlarına bakıyorum. Nasıl tepki verecek? Veyahut da çok beğendiğim bir genç oyuncu olabilir. Ama koç hiç dakika vermiyor. Maç sırasında maça odaklı mı? Yoksa sağ sola mı bakıyor? Yoksa malzemeciyle mi numara yapıyor? Biz Adnan Güney'le uğraştığımız gibi. Yani bunlar çok önemli şeyler. Yani onun fokusu, ne zaman konsantrasyonu bunlar çok önemli şeyler. Bunlara odaklanıyoruz. Konuyu şöyle hemen 180 derece değiştireceğim. Anadolu Efes tarihinden bir 5 saymanı rica edeceğim. Yanına hangi 4 oyuncuyu alırsın? Oo. En iyi dönemlerini baz olarak evet, onları söylüyorum. Göz önünde bulundurarak. Ama çok basit olacak çünkü hepsi 2003-2004 sezonundan olacak. Kerem Tunçeri, Trajan tamam. Langdon, tamam. Antonio Granger, Nick Schapperkaç'ın. Ben 4 oynuyorum, 3'lük atıyorum. Evet, 4 oynuyorsun, 3'lük. Tam da o konuya geleceğim aslında Erman. Önemli bir pas attın. Şimdi basketbolun oynanış biçiminin de bir hayli değiştiğini görüyoruz. Yani 15 sene önce uzunların kontrolünde olan oyunda artık kısalar çok daha fazla öne çıktı. Ama bu noktada da uzunların ne kadar kabiliyetli olduğu da daha büyük önem taşıyor. Kesinlikle yani öyle. Dışarıdan oynayabilme özelliği ki sen bu özelliğe sahip önemli oyunculardan bir tanesiydin döneminde. Şimdi mesela senin basketboluna daha yatkın bir basketbol oynandığını düşünüyor musun? Yani bugün oynasam daha verimli olurdum, daha katkım daha çok olurdu. Ya onu daha çok öne çıkan bir oyuncu olurdum der misin? Ya onu diyemem, çok zor. Yani ben çok iyi şanslara sahip oldum. İyi takımlarda oynadım, iyi oyuncularla oynadım, iyi koçlarım oldu. Hep maksimumu verdim. Oyuna kadar değişse değişsin, benim özelimde oyuncu olarak yaptığım şeyle hiçbir zaman değerini kaybetmeyecek. Bu nedir? Takımdaşlık, doğru. Çok çalışmak, kafayı kullanmak. Ben bunları hep yapıyordum. Tabii ki şu anda oynanan basketbol biraz daha özel, fiziğe daha yatkın, daha yakın olan bir şey. Ben zaten basketbolu bırakırken de onu düşünüyordum. Yani şimdi herkes pick and roll oynayan, hep zıplayan oyuncular istiyor. Artık yarı sahada oynanmayan bir basketbol. Biraz da basketbolu bırakmama daha kolay bir neden oldu. Ama Nikola Jokić sağ olsun, Luka Doncic sağ olsun. Değil mi? Yani neler yapıyorlar? Çok atletik olman gerekmiyor evet. oyuna bir damgan olsun olabilmesi için. O yüzden bence en önemlisi çok çalışmak. Çünkü bir sürü yetenekli oyuncular var. Ama asıl yetenek çok çalışarak ortaya çıkıyor ve öyle maça damga vurabiliyorsun. Ben ne yetenekli oyuncular gördük, hiçbir şey yapamadı. Sevgili Kuşo, yavaş yavaş sohbetimizin sonuna doğru geliyoruz. İki hızlı sorum var. Bir, bu akşam maç ne olur? Zor bir maç olacak. İlk maç taraftarsız, bir adaptasyon süreci var. Karşımda gerçekten çok ciddi bir takım var. İyi bir antrenörü var, iyi bir sistemi olan bir takım. Ve kadroyu da çok beğendim. Çok güzel bir kadro. Birey olarak belki çok üst seviye oyuncular olmayabilir. Hani isim olarak wow denebilecek oyuncular yok. Ama bana göre sanki kimyası tutabilecek bir takım kurmuşlar. Evet. İyi Rus oyuncuları var. Zor bir maç olacak ama Efes
biraz ağır basacak. Shane Larkin biraz üzüleceğiz ama sonuçta... Evet. İnşallah kazanarak başlarız. Aynen. İlk maç çok önemli. Son olarak da sevgili Anadolu Efeslilere nasıl bir mesajın olur? Neler söylemek istersin? Yüreğinden geçenleri duyalım. Ya bu soruya hep oyuncuyken hep gülerdik takım arkadaşlarla. Ya ben kendimi hiçbir zaman öyle bir anlam yüklemedim. Hani benim nasıl bir mesajım olabilir? Burada olmamalarına gerçekten çok üzülüyorum. Çünkü gerçekten ben Efes'te oynadığım bütün yıllarda Efeslilerle çok güzel bir bağım oldu. Onların sağ, yani bu salonda olmaması gerçekten üzücü. Fakat böyle bir durumda ayak uydurmamız gerekiyor. Mesaj şu, takım, yani takımda ne olursa olsun desteğini bırakmasınlar. Bu takım çünkü her desteği hak ediyor. Ergin abi de başta olmak üzere bütün oyuncularla müthiş bir özveriyle çalıştılar. Bütün pandemi sonrasında ben özel olarak geçen sene çok büyük bir haksızlığa uğradıklarını düşünüyorum. Liglerin iptal olmasına gerçekten oynuyor olsam bu kadar üzülmezdim belki. Erman Kuşo, çok teşekkür ediyoruz. Ben seni teşekkür ağırlamak ederim. Gerçekten büyük bir keyifti, büyük bir şerefti. Anadolu Efes Stüdyo'nun ilk yayınında, birlikte olduğun için ederim. Bizlerle çok teşekkür ediyoruz. Eminim Anadolu Efesliler de çok keyif aldılar bu sohbetten. Umarım ve onlar da çok mutlu oldular seni görmekten. Çok teşekkürler. Sevgili Anadolu Efesliler, Anadolu Efes Stüdyo'da konuğum, kulübümüzün tarihinin önemli oyuncularından, başarılı oyuncularından Ermal Kuço'ydu. Keyifli bir sohbet gerçekleştirdik kendisiyle. Artık maçın başlamasına da kısa bir süre kaldı. Yaklaşık 17-18 dakikalık bir süre kaldı. Yavaş yavaş da Anadolu Efes Stüdyo'daki yayınımızın sonuna geleceğiz. Ne zaman geleceğiz? O hatırlatma önemli. Ta ki hava atışına kadar Anadolu Efes Stüdyo'daki yayınımız devam edecek. Ben buradaki yayını sonlandırdığımda yayın bitmeyecek. Çünkü biliyorsunuz takım tanıtımlarını yapmak üzere, anonslarımı yapmak üzere, o çok iyi bildiğiniz, çok aşina olduğunuz anonslarımı yapmak üzere sağ kenarındaki görev bölgeme iniyor olacağım. Ve takım tanıtımlarını Anadolu Efes Stüdyo'da canlı olarak izleyebileceksiniz. Onu hatırlatayım. Karşılaşmayı da beIN Sports Haber'de canlı olarak izleyebileceğinizi bir kez daha hatırlatıyorum. Anadolu Efes Stüdyo devam ediyor sevgili basketbol severler, değerli Anadolu Efesliler ve değerli fan club'lılara sözüm şimdi de. İlk 5 quizimiz birazdan mobil uygulamamızda yayında olacak. İlk 5'imizi doğru tahmin eden 10 fan club puanı kazanacak. İlk 5'imizi doğru tahmin eden 10 fan club puanı kazanacak. Bir diğer duyuruyu paylaşmak isterim şimdi de sizlerle. Yeni normal döneminde mobil uygulamamızdaki check-in butonunu şu anda da ekranlarınızda gördüğünüz gibi maça desteğini göster, maça desteğini göster şeklinde değiştirdik. Ve bu sezon dünyanın neresinde olursanız olun maça desteğini göster butonunu tıklayarak fan club puanı kazanabileceksiniz. Bu puanları da kampanyalarımızda ve yarışmalarımızda kullanabileceksiniz. Haydi Anadolu Efesli, desteğini mobil uygulamamızda da göster. Turkish Airlines EuroLeague maçları için 25, İNG Basketbol Süper Lig maçları için de 15 fan club puanı kazan. Bir kez daha hatırlatıyorum. Siz değerli Anadolu Efeslilere bu akşamki Zenit St. Petersburg karşılaşmamız saat 20.30'da başlayacak ve karşılaşma beIN Sports Haber'de canlı olarak yayınlanacak. Ama Anadolu Efes Stüdyo'daki yayınımız devam edecek ta ki maç başlayana kadar, karşılaşmanın hava atışına kadar. Şu anda da yönetmenim işte takımımızın ısınmalarından bölümler yansıtıyor ekrana ve hava atışına da gitgide yaklaşıyoruz. Yaklaşık 15 dakikalık bir süre kaldı. Anadolu Efes Stüdyo'nun ilk yayınında bizlerle birlikte olduğunuz için sizlere çok teşekkür ediyoruz. Şimdi ekran başında takımımızı destekleme zamanı ve ayrıca mobil uygulamamıza girip takımına desteğini gösterebilirsin. Maça desteğini göster butonunu tıklayarak ve ilk 5 quizimize de katılmayı yine mobil uygulamamız üzerinden lütfen unutmayınız. Ben Mustafa Özben, Anadolu Efes Stüdyo'nun ilkinde sizlerle birlikte oldum ama siz lütfen bir yere ayrılmayın. Ta ki hava atışına kadar yayınımız devam edecek. Ve gelecek haftada bir başka önemli karşılaşma, Fenerbahçe Beko'yu ağırlayacağız bu kez. Turkish Airlines EuroLeague'de o karşılaşma öncesinde Anadolu Efes Stüdyo'nun ikincisinde sizlerle yeniden görüşmek üzere. Hoşça kalın.
Thank you.
Ladies and gentlemen, please stand aside.